Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Şimdi geçen hafta neler yaptık? Bunların kısa bir özetine geçeceğiz. Koryal. Evet. Lekesiz koryal. Geçen hafta neler yaptık? Şimdi en son bıraktığımızda bu ağların üzerinde Dryder'la kapışmıştık. Evet. Ondan sonra oradan devam ettik. Loot'umuzu aldık. Ondan sonra tam buradan çıkıyorduk ki bir lahit bulduk. Ondan sonra detaylara girmeden anlatacağım. Light'le ilgilendik bir süre. Ondan sonra Kobold'ların yanına, Meepo'nun yanına geri döndük. Ondan sonra dinlendik bir süre. İzlesinler canım. Yani. Güzel şeyler vardı yani. Bilmiyorum hikaye. Buradan sonra dedik ki artık goblinlerle uğraşalım. Fakat Meepo bize dedi ki goblinler öldü. Deprem oldu ve goblinler öldü. Hepsi mi öldü diye sorduk. Bilmiyorum dedi. Ama yani başlarındaki goblin öldü dedi. Biz de yine de kontrol etmek için, çünkü görevimiz aslında goblinlerin elmaları nasıl bulduğu ya da işte ona kimin emir verdiği falandı. Ondan sonra biz de goblinlerin olduğu tarafa geçtiğimiz zaman gerçekten de goblinlerin çoğunun, hatta neredeyse hepsinin öldüğünü gördük. Ondan sonra bulduğumuz bir tane tahtın altında olan küçük bir delikte Dryder'ın muhtemelen ördüğü ağlar vardı. Oradan bağladık ki herhalde harbiden de Dryder elmaları goblinlere getiriyor. Böylece bu olay bizim için kapanmış oldu. Fakat içine girdiğimiz dungeon'da, yani bu zindanda bir kapı vardı. Ejder kapısı dedikleri. İki tane anahtarla açılan. Meepo bu iki anahtarı bulmuş. Goblinler öldüğü için. Oraya da uğrayalım dedik hazır gitmeden önce. Evet. Oraya da uğradık. Oraya da uğradık. Ondan sonra kapıyı çeşitli şeyler sonunda açtık. Olaylar sonunda. Olaylar sonunda evet. Açtık. İçerisi boş bir oda. Güzel çığlık. Karşı tarafımızda bir sunak var. Biraz daha böyle tapınma yeri gibi gösterilmiş. Ondan sonra içeride işte bir takım scroll'lar bulduk. Buranın tarihiyle ilgili, buraya gelenlerle ilgili, buraya kimin yaptığı ile ilgili. Ağaçlarla ilgili aynı zamanda, yani hem yaktığımız ağaçla ilgili hem de Beyaz Meşe kasabadaki ağaçla ilgili bir şeyler bulduk. Sonra burada işlerimiz bitince Meepo'ya görüşürüz dedik. Kendine iyi bak dedikten sonra Evet. Meepo bizi selametle diyeceğim. Uğurladı. Yanımıza öldürdüğümüz beyaz ejderhayı ve başka bir şey daha alarak köye geri döndük. Evet. Dryder alıyormuşuz. Bir şey var falan, bir şeyler bulduk sonuçta. Ondan sonra köye geri döndük. Tabii bizim köyden ayrılmamızdan 8 gün falan geçmiş oluyor galiba bu noktada. Evet. O civarda bir şey geçmiş oluyordu. Ondan sonra gece vardık köye, uzun bir yürüyüşün ardından. Han'a gittik, işte başka yerlere gidenler oldu. Bunun üzerine tam bari sana söyleyeyim. Gorlak şeyini aldı, sembolünü aldı. Gecenin köründe Demirci'den sembolünü aldı. Aklımdaydı yani. Aynen. Ondan sonra Han'da güzel yemeğimizi yedik. Tatlı uykumuzu çektik. Sabah uyanıp Mayor'a, yani buranın başkanının neler olduğunu, bu görevi nasıl yaptığımızı anlattık. Tabii burada Detaylarını anlattık. iki tane güzel hamle vardı. Bir Woodelf'ten, bir de senin ırkın neydi abi? Muna. Bir Moonelf, bir de Woodelf. Ben güzel şeyler vardı, onları da izleyin. Ondan sonra dediler ki çok teşekkür ederiz. Ondan sonra görevi bir şekilde başarıyla halletmiş bulunduk. Ondan sonra burada, yani bu köyde ve Beyaz Meşe'de bir süre daha kalmamız gerekecek gibi görünüyor belli başlı sebeplerden dolayı. Ama bundan sonraki, o spoiler vereyim bari. Bundan sonraki hedefimiz Neverwinter, yani kış görmez gibi görünüyor. Bu kadar. En azından öyle duruyor. Aynen. Aynı zamanda arkadaşlarımızın, en azından bazılarının archetype seçimlerini nasıl yaptığı ve bunun oyun içi yansımalarında yine YouTube'dan geçen haftaki seçimimizi Çok ileride değil izleyerek yani. Birazcık görebilirsiniz. izlerseniz görebilirsiniz Aynen. yani. Birazcık değil, tamamını izleyin. Yok, ondan sonrasında direkt bağlanırlar diye söyledim. Dayanamazsınız, izleyin. O zaman biz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.